Hayırlı pazarlar. Bu hafta da Akit TV ekranlarında, canlı yayında, pazar manşetinde ben Deniz Fatih Aslanlı konuğumla birlikte karşınızdayım. Peki konuğum kim? Bugün hemen takdim ederek yayını açmak istiyorum. O bir gazeteci, o bir insan. Ergin Konuksever'le birlikteyiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ergin Bey. Hoş bulduk. Ergin Konuksever'le yapacağımız canlı yayına siz de soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizle katkı sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Yönetmen arkadaşım zannediyorsam şu anda ekrana verdi iletişim bilgilerini. Twitter ve Instagram hesaplarını, her iki hesabında Fatih Dağıstanlı olduğunu hatırlatıyor ve katkılarınız bizler için önemli dedikten sonra, tabii Ergin Konuksever bir gazeteci dedik ama belki izleyicilerimiz için yayının başında bir hatırlatmakta fayda görüyorum. İki fotoğraf gönderdim ben Burak'a. Burak eğer onları verirse yayın içerisinde zaten konuşacağız ama belki Ergin Konuksever'i kim olduğunu anlamak adına önemli iki fotoğraf. Birisi bu. Deniz Gezmiş'in efsaneleşen fotoğrafı. Evet. Öyle değil mi? Evet. Biri bu. Bir diğeri ise hemen onu da bir verelim eğer verebiliyorsak. Diğer fotoğraf da önemli. Çünkü şu sizinle ilgili son süvari diye bir bu fotoğraftaki de sizsiniz. Evet, öyle değil mi? Evet. Elinizde de silah var zannediyorsam. Evet, Kıbrıs burada, Harbi'nde çekildi. Evet, Kıbrıs Harbi'nde ama elinizde silah var. Evet. Şimdi bütün bunları bence konuşalım. Tabii şunu da hemen hatırlatmakla, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında orada Rumlara esir düşmüş bir gazeteciden ağır yaralanarak esir düşmüş bir gazeteci aslında bugün konuğumuz. Ama şu bir gerçek, eğer yakın tarihe bir bakmak istiyorsanız bir Ergin Konuksever'i de bir dinlemeniz gerekir düşüncesiyle ben bugün sizi burada ağırlamaktan. Birçok olayların içinde yaşadık. Evet. Nereden başlayalım Ergin Bey? Vallahi nereden isterseniz. Hani nereden, yani hikayeniz nereden başlıyor sizin? Benim gazeteciliğe başlamamdan başlamayı düşünürseniz Vatan Gazetesi'nde başladım. Ama bugünkü Vatan değil, Ahmet Emin Yalman'ın çıkardığı Vatan Gazetesi'nde başladım. Yıl? Yıl 1956. 56. O zaman lisede son sınıfta beklemeli bir öğrenciydim. Hı hı. Bir sene boş geçecek diye babamın yakın arkadaşları vardı. Orhan Veli'nin kardeşi Adnan Veli vardı. Bize gelip giderdi. Adnan abi, bu boş bir sene geçmez, gel gazeteye dedi. Beni aldı, gazeteye götürdü, Vatan Gazetesi'ne. O da orada yazardı zaten o zaman, Orhan Veli'nin kardeşi. Böylece muhabirliğe başladım. Hı hı. İşte ondan sonra da devam etti, bir daha da hiç bırakmadık. Ama 6-7 Eylül olaylarında gazeteci değilsiniz. Hayır. 6-7 Eylül'de gazeteci. Ama 6-7 Eylül ile ilgili de tespitleriniz var. Var. Yani öğrenci olarak gördüm, birçok olayı gördüm ama gazeteci değildim. Gazeteci değilsiniz ama yani o tespitleri yaparken nasıl yaptınız? Mesela çünkü o bir tespitlerde şöyle bir iki cümlenize okudum ben orada. Evet. Yani Menderes yaptırdı onu diyorsunuz mesela. Menderes yaptırdı demiyorum. O devirde Menderes'in de dahli oldu mutlaka ama ortam gelişmişti. Kıbrıs meselesi daha hallolmamıştı tabii, biliyorsunuz. Hı hı. Bir Kıbrıs meselesi vardı o ortamda olarak. Türkiye'de Rumlarla Türkler arasında bir problemdi Kıbrıs. Hı hı. Hep problem, hala da problem. Hı hı. Adnan Menderes o zaman başbakandı. Hı hı. Ve o yıllarda, o günlerde Atatürk'ün evine bir bomba, hı hı, konuldu. Selanik'teki eve bomba konulunca Türkiye'de bir anda tansiyon yükseldi. Ben de o zaman lisede öğrenciydim. Daha doğrusu konulmadı da konulduğu, evet, dile getirildi. Dile getirildi ama sonradan biliyorsunuz bizim Türk hükümeti, Adnan Menderes hükümeti tarafından da konulduğu çıktı ortaya. Hı hı. Sonra çıktı, o zaman Express gazetesi vardı Mithat Peri'nin. Mithat Peri onun manşete çekti, Atatürk'ün evi bombalandı diye. Gökçün Sipahioğlu. Gökçün Sipahioğlu genel yayın. Sonra Gökçün Sipahioğlu Vatan Gazetesi'nde benim genel yayın yönetmenim oldu. O evin o şekilde bombalanması, yıllar sonra ne şekilde bombalandığı çıktı ortaya, biliyorsunuz. Nasıl bombalandı? Yani bizim hükümet... Hayır, ben çünkü bombalanmadı diye biliyorum da. Bombalanmadı yani... bizim hükümet tarafından bir bomba konduğu açıklandı yani. O zamanki hükümet tarafından, hı hı, bir bomba konduğu açıklandı. Bir milli emniyet mensubu tarafından, hı, ismi de açıklandı. Kimin koyduğu, hı, o bombayı, o da açıklandı. Hatta onlar yargılandılar. Hı hı.
Yıllar sonra da yargılandılar bu olayla ilgili olarak bombayı koyanlar. MİT mensuplarıydı. O da açıklandı. Ve tabii dolayısıyla o zamanki hükümetin bunu bildiği de açıklandı. Yani dolayısıyla Adnan Menderes'in hükümeti tarafından konulduğu da çıktı ortaya. Yani bir ölçüde peki niye yapmış olsun bunu Menderes hükümeti o dönem için? İşte yani o, 1955'li yıllar ve iktidarının ilk 5. yılı ve iyi de Türkiye'de, gidiyor. Türkiye'de tansiyonu yüksek tutmak için yapıldı. Ne tansiyonu vardı mesela o yıllarda? O öğrenci hareketleri başlamıştı. Hı hı. Kıbrıs'ın ya Taksim ya ölüm diye bağırılmalar başlamıştı. Makaryos'un onları yönettiği biliniyordu ve Makaryos'a karşı hareketler başlamıştı Türkiye'de. Yani Kıbrıs bizimdir hareketleri de başlamıştı. Bu nitekim ta 1973'lere kadar sürdü biliyorsunuz. Kıbrıs ya Taksim ya ölüm ya Taksim ya ölüm. En sonunda bir cesur başbakan diyeyim, Bülent Ecevit çıktı ve ne Amerika'nın tehdidini ne İngiltere'nin tehdidini dinlemeyerek Kıbrıs'a Londra anlaşmalarına dayanarak asker çıkardı. Ve Kıbrıs'ı da bugünkü haline getirdik, aldık. Taksim ettik yani. Süngünün ucuyla Kıbrıs Bülent Ecevit'in sayesinde. Erbakan'ın dahili yok mu? Çok hafif belki. Ecevit'le aynı hükümette olduğu için o da Bülent Ecevit'e karşı çıkmadı. Çıkmadı yani. Ama o da destekledi. Birçok şeyde dokümantasyonda şöyle diyor mesela. Dokümanda okuduğumuz bilgilerde Ecevit İngiltere'deyken Erbakan çıkartma talimatını verdi diye yazıyor mesela. Erbakan yani şimdi vermedi çıkartma talimatını ama Bülent Ecevit'le beraber oldu. Destekledi. Karşı çıkmadı. Karşı çıkmadı. O bir gerçek. Karşı çıkmadı yani. Bülent Ecevit'in yanında, omuzu üstünde yer aldı. Yer aldı. Yer aldı. Birlikte yaptılar yani. Tabii, o da inkar yani edilmez. Kıbrıs Fatih derken Ecevit değil, Erbakan'ı da dahil edebilir miyiz? İşte kıyısından köşesinden biraz. Kıyısından köşesinden. Köşesinden. O kadar değil. Ama bu işi Bülent Ecevit yaptı yani. Kotardı diyorsun. Tabii. O bir gerçek. O bir gerçek yani. İyi. Ama Erbakan da Bülent Ecevit'e karşı çıkmadı. Çıkmadı yani, o da destekledi. Şimdi onu da inkar edecek değiliz. Koalisyon ortağı olarak. Tabii, tabii destekledi. Karşı çıkmadı. Evet, peki şeye döndüğümüz zaman yani 27 Mayıs sürecinde artık siz gazetecisiniz. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani 27 Mayıs sürecinde de bir kısmında da askerdim. Asker miydiniz? Evet, yedek subaydım. Yani 27 Mayıs 1960'ta siz yedek subay mısınız? Evet, yedek subay. Yedek subay, yani darbecisiniz. Evet, öyle açık, öyle. Darbecisiniz. Evet. Yani bir anlatın, nasıl darbecisiniz? Yani vallahi o zaman son süvari olarak darbecisiniz. Fethi Gürcan'ın takım subayıydık. Aha. Fethi abi bu işin içindeydi. Aha. Ve her geldiğinde söylerdi, bir gün sizlere ihtiyacım olacak. Bir gün sizlere ihtiyacım olacak. Bunu unutmayın. Yani Fethi Gürcan dediğiniz 27 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı yapan. Muhafız Alayı Komutanı değil de Muhafız Alayı'ndaki komutanlardan bir birliğin komutanıydı. Birliğin bir komutanı. Evet. Evet. Birliğin komutanıydı. Ne zaman gittiniz siz askere 27 Mayıs'tan önce? 27 Mayıs'tan önce ben şeyde gittim. Ne oluyor? 60 senesinde. 60 senesinde. 59-60 yani, evet. 59-60. Gittiniz. Evet. Ve o zaman 27 Mayıs'ta askerdiniz. Asker. Ne oldu? Vallahi işte o zaman 27 Mayıs'ı Türk toplumu yürekten karşıladı. Hiç kimse karşı çıkmadı 27 Mayıs'a. Hı hı. Sevgiyle karşıladı. Büyük bir coşku seli oldu. Hı hı. Büyük coşku seli oldu. Öğrenci hareketleri bir anda birleşti. Hükümetin mevcut asker hükümetinin etrafında toplandı. Hı hı. Ölen 2-3 kişinin cenazesi büyük törenlerle kaldırıldı. Halk coşku içinde sokaklara döküldü. Evlere bayraklar asıldı bütün caddelere. Herkes 27 Mayıs'ı yürekten karşıladı. Hı hı. 27 Mayıs. Niye? Niye öyle oldu? Yani o mesela şu, ama o yani siz kadar o dönemi yaşamış birisi olarak evet. Yani 14 Mayıs 1950'de evet, iktidara gelmiş. Evet. 54'te tekrar seçimi kazanmış. 57'de kazanmış ve 27 Mayıs'ta. Vallahi o devirde de tutuklanmalar başlamıştı. Gerek gazetecilerden. Gerek subaylardan.
gerek politikacılardan birçok adam içeri alınmaya başlandı. Ekonomik olarak Türkiye büyük bir sıkıntıdaydı. Adnan Menderes'ten yana herkes karşıydılar bu ekonomik çöküntüye. Herkes Adnan Menderes'i istememeye başladı. Onun için koruma kanunları çıktı. Biliyorsunuz milli koruma çıktı. Şeyler çıktı ve kimse Adnan Menderes'i istememeye başladı. Adnan Menderes'e karşı büyük bir istememezlik. Yani kimse dediğiniz Demokrat Partililer de istememeye başladı. Evet, Demokrat Partililer. Değil mi? Yani evet, tabii. Demokrat Partililer. Niye peki? Niye istememeye başladılar? Çember daralmaya başladı Demokrat Parti'nin etrafında. Yani istememezlik çoğalmaya başladı. Bunu inkar edecek tarafı yoktu. Hani neydi mesela Menderes'in yani özellikle kendi partililer tarafından? Bir kere en başta bu gazetecilerin bugünkü gibi o zaman da gazeteciler içeriye alınmaya başlandı. Mahkumiyetler oldu. Mesela bizim Vatan Gazetesi'nde o zaman Yalman girdi herhalde, Mehmet Ali Yalman. Mehmet şey girdi mesela, Selami Akpınar girdi. Yazı İşleri Müdürü'ydü. Metin Toker girdi öbür taraftan, Ankara'dan. Sonra Cüneyt Hacı Yürek Ankara'dan girdi. Ama onlar o dönemde yazdıklarıyla ne yazıyorlardı? Yani onlar yazdıkları şöyle değil miydi? Demokrat Parti'ye karşı halkı kin ve nefrete teşvik etmek ve sokağı hareketlendirmeye dönük. Sokağı hareketlendirmekten ziyade bir takım yani sıkıntıların, tedbirlerin kaldırılmasını istiyordular. Onu istiyordu halk. Mesela ne gibi tedbirler? İşte bu gazetecilerin içeri alınmasına çok karşıydılar. Gazeteler beyaz çıkmaya başladı, kazınarak çıkıyordu. İstememeye başladı halk yani. Adnan Menderes hükümetinin getirdiği ağır yasaları istememeye başladı. Aynı bugünkü gibi. Bugün de öyle şimdi. Hükümet önüne gelen gazeteciyi içeri alıyor. Mesela yani bugün için söylüyorum. Bugüne bağladığınız için söylüyorum. Mesela kim mesela? Mesela bugün hükümetin bir zamanlar destekçisi olan Nazlı Ilıcak. Hiçbir sebebi yok. İçeride yatıyor kadın. Ben ayrıca Nazlı Ilıcak'ı sevmem. Hiçbir dostluğum da muhabbetim de yoksun. Ama bir gazeteci olarak onun durduk yerde içeri alınmasına karşıyım. Karşıyım yani. Siz karşı değil misiniz? Bir basın mensubu bir arkadaşınızın durduk yerde içeride olmasına. Ben değilim. Vallahi ben karşıyım. Yani bana yani soruyorsanız hani Nazlı Ilıcak'ın yaptığını ben yaparsam diyorum mesela Ergin Bey. Nazlı Ilıcak'ın yaptığını ben yaparsam beni de içeri alabilirler diyorum. Ona bakarsın. Ahmet Mehmet Altanlar da girdi içeriye. Çetin Altan çıktı. Onları da aldılar. Daha içeride bir sürü tanıdık tanımadık bir hayli gazeteci var şu an. Yani Altan kardeşler mesela gazeteci olarak mı görüyorsunuz siz? Tabii gazeteci olarak. Yani Taraf Gazetesi'nde gazete olarak mı gördünüz? Yok, gazete olarak görmedim. Gazeteci olarak görüyorum ben. Yani yönettiği Taraf Gazetesi'ydi mesela. Olabilir. Ama basın hürriyeti var diyorsunuz, biliyorsunuz. Sizin gazetede basın hürriyeti var diyor karşıdakiler size de. Siz de şimdi bu ikinci Cumhurbaşkanı'nın yanında görünüyorsunuz. Öyle değil mi? Öylesiniz. Tarafsınız siz de yani. Siz de onların tarafısınız. Ama mesela tarafız da mesela şu anda siz. Vallahi şimdi Tayyip Bey'in mesela esasında bana kalırsa bilmiyorum tabii ben şey değilim. Adalet temsilcisi değilim. Ama şimdi Tayyip Bey parti lideri midir? Yoksa Cumhurbaşkanı mıdır? Bunu anlamak lazım. Mesela Adnan Menderes bunu yapmadı. Buna rağmen şu bunu yapmadı yani Adnan Menderes. Buna rağmen asıldı diyorsunuz yani. Yapmadı halde gitti yani. Şimdi Tayyip Bey parti üyesi gibi miting meydanlarında seçim propagandası yapıyor. Bir Cumhurbaşkanı yapmayacağı bir şey. Değil mi? Öyle, öyle değil mi yani? Öyle olması lazım. Başından zaten yasayla sabit bu. Ama öyle yapıyor. İstediği gibi yapıyor. Ama bunun da Türkiye'de ne gibi sonuçlar doğuracağını hiçbirimiz henüz bilmiyoruz. Ama geçen zaman bir şeyler gösterecektir herhalde. Değil mi? Ya alkışlayacaktır yani ya yuhalayacaktır. Aslında Ergin Bey şöyle dilinizin altındaki baklayı da çıkartalım da istiyorum. Yok, benim o şu, şöyle mi diyorsunuz yani Erdoğan bir gün Menderes gibi dar ağacına çıkacak. Yok, dar ağacına çıkmazsa da ama devrilecektir gibi mi geliyor yani. Yani seçilmez hale gelecektir. Dar ağacına çıkmazsa. Işte niye Menderes'i peki bir seçimle devirmek yerine darbeyle devirdiniz? O zaman darbe
kendi kendine geldi. Nasıl? O kadar geleceği belliydi ki. Hı hı. O kadar geleceği belliydi ki yani darbe geliyordu. Geliyorum dedi artık. Hı hı. Geliyorum dedi ve geldi. Nasıl geldi? Yani ben siz şimdi hem içeridesiniz, askersiniz. Siz 27 Mayıs günü neredeydiniz? Tam nerede? Ben sınırdaydım. Türkiye sınırındaydım aşağıda. Şimdiki kanlı çatışmaların olduğu yerdeydim. Nerede? Afrin'de miydiniz? Hayır. Şimdi Öncü Pınar var ya. Hı hı. Öncü Pınar'ın biraz yukarısında Bavuk var. Bavuk'taydım. Bavuk'taydınız. O bölgedeydim. O bölgedeydim. Peki ne yaptınız o bölgede? Valla şimdi mesela o devirde İsmet İnönü'yü vur emri verilmiş, bir binbaşı sürgün olarak bizim oraya yolladılar. Hı. Ali Kurma ismi de. O da yapmam böyle bir şey demiş. Hı. Adamı sürdüler, geldi oraya. Yani böyle bir olaylar olmaya başladı. Vur demişler adama. Bize kendisi anlatmıştı. Ben dedim, vurmadığım benim, için de beni sürdü. Beni sürdüler. Yani bizi. O binbaşıya talimatı veren Menderes. Hayır, tabii ki Menderes değildir ama o zamanki Genelkurmay Başkanı vermiştir. Ordu komutanı mı vermiştir, kim vermiştir bilemem. Hı hı. Ama öyle bir talimat üstüne geldi oraya. Ali Kurba ismi. Peki o dönemde İsmet Paşa'nın çok tarihi bir lafı var. Yani sizi ben... Sizi ben bile kurtaramam dedi. Hı. Ben bile kurtaramam dedi. İşte diyorum ya size, ihtilalin gelmekte olduğu belliydi. Yani bir şeyler olacağı belliydi Türkiye'de. Çok belliydi. Peki asılmayı hak ettiler mi? Vallahi ben kimsenin asılmayı hak ettiğine inanmıyorum. Yani siz yasada duruşmalarına... Gazeteci olarak gittim takip ettim. Evet. Ben de onu istemiyorum yani. Neden asılsın? Hiç kimse asılmasın. Zaten idam kanunu kaldırılmış bir vaziyette Türkiye'de yok. Hı hı. Asılmasın. Niye asılsın? Hayır, bugün için demiyorum. O gün için yani. O gün için de asılmasına karşıydım. Ne kaybettirdi Türkiye'ye ya da ne kazandırdı? Şöyle bir baktığınızda arkaya. Valla tabii bir takım sevgisizlik getirdi. İşte meydanda görüyoruz. Vay Adnan Menderes ne diye asıldı diye. Hı hı. Yaygara kopuyor. Asılmasaydı bunlar olmayacaktı. Hı hı. Niye olsun? Neden asılsın? Ben asılmasına karşıydım. Evet. Ama kendinizi darbeci olarak sınıflandırıyorsunuz siz. Darbeci olarak sınıflandırmıyorum da. Ama o günün şeyi, ortamı öyleydi. Yani ben destekledim 27 Mayıs'ı diyorsunuz. Evet. Ama sadece 27 Mayıs'ı desteklemediniz aslında. Öyle değil mi? Daha sonra 27 Mayıs'a karşı oluşan darbenin de içinde yer aldı. Onu şu bakımdan destekledim. Ben bu arada şunu da anlayamıyorum. Özür dilerim. Yani bu dönemde gazeteci misiniz? Asker misiniz? Sonra gazeteciyim. Bitti. He? Askerlik bitti. Gazeteciyim artık. Yani ondan sonraki dönemde ne kadar yaptınız o dönemde askerliği? Bitti. Hani yani kaç yıl vardı o dönemde? Şimdi diyoruz ya 9 aya düşürecekmiş. Bir buçuk seneydi. Bir buçuk seneydi. Sonra bir ara 2 sene oldu. Hı hı. Sonra da bitti. Evet. Şimdi, yani siz şimdi parayı verirseniz yapmıyorsunuz zaten. Ha, vermiyorsunuz değil mi? Parayı verirseniz yapmıyorsunuz. Askerlik de bitti yani. Parası olan yapmıyor. Yapmıyor değil mi? Tabii. Daha, beğeniyor musunuz bu sistemi? Ben beğenmiyorum. Beğenmiyorsun. Beğenmiyorum. Her vatan çocuğu yapsın. Yapsın tabii. Biz nasıl yaptık, oralara gittik. Aha. Bence yapsın. Niye parası olan yapmayacak bu işi? Böyle şey mi olur? Bence yapsın. Biz nasıl yaptık, onlar da yapsın. Bence öyle. Parası olan yapmaz diye bir kural var mı yani? Hı hı. Sonra şeyden sonra 27 Mayıs'tan sonra 27 Mayısçıların o Milli Birlik Komitesi'nin ya da Albaylar Cuntası'nın uygulamalarını o beğenmeyen genç subaylar çıkıyor. Evet. Bugün de var mı? Şimdi efendim bugün bilmiyorum var mı yok mu ama şu vardı. Devrimlerin sürmesini, Atatürk'e karşı çıkılmasına, Türk ordusu karşı çıktı o zaman. Hala da karşı olanlar vardır mutlaka. Ben Atatürk'e karşı olunmasına şu anda ben karşıyım. Hı hı. İyi ki bir Atatürk'ümüz var diyorum. Ne demek yani? Hı hı. Atatürk'e lanet etmek ne demek? Kalkıyor bir herif, çıkıyor, pesten geziyor. Ondan sonra vatanı kurtardı da ne yaptı ya diyor, kurtarmasaydı daha iyiydi diyor. Hapiste Diyanet İşleri Başkanı gidiyor, adama hediye veriyor. Bu ne? Atatürk düşmanlığı, başka bir şey mi yani? Hı hı. Buna da itiraz ediyorsun. Ediyorum tabii. Atatürk'e karşı olan her şeye itiraz ediyorum. Hı hı. Her şeye. Ne demek ya? Peki İslam dininin Atatürk'e karşı olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır. O zaman? Ama şimdi adam karşı resmen söylüyor, küfür ediyor ya. O İslam diniyle ne alakası var bunun? Hı. Acaba
O olmasaydı bugün o adam İslam dinini yapabilecek miydi? Bir de o var. Yabancı çizmesi girecekti Türkiye'ye. O zaman ne olacaktı? Atatürk'ün dindarlığı hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi nedir yani Atatürk dindar bir adamdı. Çok kitap okudum. Gayet güzel. Gayet güzel sözleri var. Ve dini hiçbir zaman yasaklamamış ki. Kendi de yapmış. Namazını kılmış. Niyaz etmiş. İsteyen de kılsın demiş. Ne demek ya? Ne istiyorlar Atatürk'ten ya? Acaba Atatürk olmasaydı Türkiye bugün haline gelir miydi? Gelir miydi? İyi düşünün bakalım. Bence gelmezdi. Ama şimdi işte Atatürk'e laf söylettirmeyip de diğer taraftan yani Menderes'lerin asılmasını tamam karşı çıkıyorsunuz ama Menderes'lerin yaptığını yanlış olarak nitelendirmeyin. Şimdi Aziz kardeşim Atatürk'e karşı hareketlerin ilk başlangıcı da o devirde başladı. Celal Bayar baston yaptırdı DP diye sapında. Bastonu vardı DP ne o? Demokrat Parti. Şimdiki Cumhurbaşkanı da çıkıyor konuşma yapıyor. Ne? Türkiye bir yokuş aşağı doğru kaydırılıyor. Yani Atatürk düşmanlığının temelinde Menderes mi vardı diyorsun? Vardır tabii. O zaman Afyon'da olaylar oldu. Atatürk'e karşı ilk kazan o zaman kaldırıldı. Afyon'da. Yani Atatürk'e karşı olmak büyük hatadır. Atatürk'e karşı olmak büyük hatadır. Atatürk'e karşı olan kaybeder. Kaybedecektir. Nedir ya? Ne istiyorlar? Niye millet birbirine... Peki düşündü? Erdoğan'ı Atatürk'e karşı olarak mı nitelendiriyor? Biraz öyle. Biraz öyle. Müsamaha ediyor bir kere. Ne yapıyor? Müsamaha ediyor. Neye mesela müsamaha ettiği? Birçok müsamaha oluyor işte. O adama mesela müsamaha ediyorlar. Daha bir sürü. Bazı sayın konserlere gitti. Daha bir sürü şeyde parlamentonun içinde de Atatürk'e karşı olan milletvekillerimiz var. Yani bunlar inkar edilmez şeyler. CHP Atatürkçü mü? Atatürk'ü nispeten. O da benim tam istediğim bir Atatürk'ü değil. Ben öyle düşünmüyorum Atatürk'ünü. Kim Atatürk'ü? Yani bugün siyasi hareketler için. Var. Siyasi hareketlerin içinde de Atatürk'ü insanlar var mutlaka. Kim mesela? Bir sürü adam var. Hani bileyim ben. Bir sürü insan var. Mesela Kılıçdaroğlu Atatürk'ü mü? Efendim? Kılıçdaroğlu Atatürk'ü. O Atatürk'ü gözüküyor. Atatürk'ü. Atatürk'ü. Bence Atatürk'ü yani. Bu yoklukta varlık. Yok Atatürk'ü adam yok yani. Evet, siz tabi Dersim harekatı sırasında gazeteci değildiniz hiç kuşkusuz. Hayır. Tabi değildiniz. O yıllarda doğdunuz zaten. Tabii. O yıllarda tabii, doğdunuz. Tabii. Ama şimdi hemen şu Talat Aydemir'le ilişkinize yani onun giriştiği darbeleri destekleme serüveninize. Siz gazetecisiniz ama o anda. Evet. Ama darbeyi destekliyorsunuz yani. Evet. Çünkü devrimlerin... Yani Nazlıca'nın 15 Temmuz'u desteklemesi gibi. Vallahi ben Nazlıca gazeteci olarak şey diyorum. 15 Temmuz'u desteklemesi değil. Bir gazeteci olarak Nazlıca konuna bakarsanız yanı başılarındaydı bu Selamet Partilileri. Onların yanı başındaydı, omuz üstündeydi. Ama sonra ne olduysa araları bozuldu, içeri gitti. İşte ne oldu? Siz daha iyi biliyorsunuz. Vallahi ben bilmiyorum ne oldu. Bundan dolayı söylüyorum bunu. Ben Nazlı Hoca'ya yakın değildim. Gazetesinde de hiç çalışmadım. Değil mi? Nazlı Hoca'ya yakın değildim. Yani bilmem düşüncelerini. Oturup da karşı karşıya konuşmuş bir insan da değilim Nazlı Hoca'yla. Ama ordu içinde bir grup 27 Mayıs'ın hedefine ulaşamadığını inancıyla harekete geçti. Devrimler yapılmadı dedi. Devrimler bitmesi lazım dediler. Harekete kalktılar ama başarılı olamadılar. Neydi o istedikler? Yani mesela Demokrat Parti kapatılmış, Menderes'i, Hasan Polatkan'ı, Fatih Rüştü Zorlu'yu asmış, Celal Bayar'ı nispeten idam cezasına... Devrimler diyorum size işte. Nedir işte devrim? Şimdi bugünkü eğitim sisteminin bu şekilde olmamasını istiyorlardı. Şimdi eğitim sistemi Türkiye'de değişti. Tamamen değişti. Eski Atatürk eğitim sistemi kalmadı Türkiye'de. Yok ettiler, yok oldu. Öyle mi? Öyle değil mi? Bence öyle. Yani o devirdeki genç subaylar bu devrimlerin sürmesini, devam etmesini istediler. Ama başarılı olamadılar. Başarılı olamayınca da gümbür gümbür gittiler. Hikayesi bu.
Ama ondan sonra bir grup geldi. Hayır, yani siz bu Talat Aydemir'le ilişkinizde yani hem gazetecisiniz hem de onun basın sözcülüğünü yapıyorsunuz aslında. Aşağı yukarı yapmışımdır. Değil mi? Tabii. Peki ne oldu sonra, yani o Talat Aydemir ikinci darbeden sonra idam oldu bitti. Sizin komutanınız da idam oldu. O evet. Ve ordu içinde bir grup, ondan sonra başka türlü bir ihtilal yaptı. Hiç Aydemir'le uyuşmayan başka bir grup geldi. Kenan Evren grubu neydi? İhtilaldi miydi? İhtilaldi ama o başka türlü bir gruptu. Başka türlü bir düşüncedeydi. Hı hı. Onlar. Biraz daha Türkiye'yi yönettiler, biliyorsunuz. Yani Talat Aydemir de yönetebilirdi diyorsunuz. Mümkün, mümkündü, bilemiyoruz. Ama mümkündü, yönetebilirdi. Peki niye bu? Kenan Evren nasıl yönetti? Niye peki bu darbeciler hep Atatürkçülüğü ön plana çıkartarak yürüyorlar? Bununla ilgili bir düşündünüz. Mesela şimdi en son 15 Temmuz darbesi bile yurtta sulh, cihanda sulh, Atatürk'ün. Onların Atatürk'ten bu 15 Temmuz darbesinin hiçbir ilgisi yoktu. Atatürk'ten hiçbir ilgisi olmayan bir darbeydi. Darbeye kalktılar. Hiç Atatürkçülükten o Temmuz darbesinin hiçbir alakası yoktu. Hiç. Hiç ama hiç. Fethullah Hoca'nın Atatürk'ten ne ilgisi var? Hı hı. Ne ilgisi var yani Fethullah Efendi'nin? Hiç görüştünüz mü Fethullah Gül? Hiç görüşmedim, hiç tanımam. Hiç bilmem. Hiç konuşmadım. Hiç konuşmadınız. O zaman şöyle yapalım. Ergen Bey, soluklandırayım. Estağfurullah. Yok, dinliyorum. Soluklandırayım sizi de bir de reklam arası verelim. Olur, olur, olur tabii. Reklam arası tabii verelim. Şimdi ilginç bir profil, dediğim gibi Ergen konuksever. O aslında bir gazeteci ama bütün son dönemde yaşadığınız bütün olaylara birebir tanıklık etmiş ve kendi gözüyle bakıyor, değerlendiriyor ve değerlendirmeye devam edecek. Ama şimdi bir kısa reklam arası rica ediyoruz sizden. Evet, pazar manşeti reklam arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. İletişim bilgileri ekranda. Lütfen sizler de soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinize katkı sağlayın. Çünkü Ergin Konuksever'le birlikteyiz. 60 yıllık bir gazeteci desem Ergin Bey yanlış evet, olmaz herhalde, doğru, değil mi? Doğru, evet. Yani nereden baksanız 60 yıllık bir gazeteciyle birlikte. Tabii izleyicilerimizden size dönük değerlendirmeler de var. Bir darbeci diyor sizden dolayı izleyicilerimiz. Ama ben diyorum ki mesela, yani bir gazetecinin aynı anda bir darbeci olabileceği profilini de Ergin Bey de görebiliyorsunuz. Tabii aslında herkesin fikri olacak kendine göre. Bundan daha tabii ne olabilir? Siz de belki dincisiniz. Olabilir. Dinci olmak bir... Olabilir. Hayır, yani bir dincilikle darbeciliği aynı mı görüyorsunuz? Yok, görmüyorum. Yani herkesin fikrine göre görüyorum. Herkesin fikri kendine göre. Ama bir darbeci olmak, yani bu bunu bir... Şimdi Fethullahçılar var mesela. Ne yapacağız yani? Öyle, o da onun fikri. Subayların içinde de var. Fethullahçılar alıyorlar, topluyorlar, götürüyorlar. Mesela Tamer Bey bir değerlendirme göndermiş. Ergen Konuksever 27 Mayıs'ı destek, sadece 27 Mayıs'ı değil, Talat Aydemir'le birlikte, yani 27 Mayıs'a karşı yapılan darbenin kurmay heyetindesiniz. Yok, o kadar değil. O kadar değil mi? O kadar değil. O fazla büyütmüş. Ha. Değil, o kadar değil. Nesiniz mesela? Ama fikren destekledim bunları. Tabii. Ama kalkıp da kurmay heyetine girip de onlara akıl vermedim. Evet, diyor ki darbeci darbeciden yana Nazlıcak, Altan kardeşler, gazeteciler serbest kalması gerekir dediniz. Evet, evet. Bu nasıl? Gazeteci. Bir sürü gazeteci fikri diyorsunuz yani, evet. Fethullahçılık bir fikir diyorsunuz. Evet. Ha? Evet. Normal mi diyorsunuz? Yani? Ama Cumhurbaşkanı'nın da fikri öyle işte. Bir zamanlar, bir zamanlar Fethullah fikriydi. Fethullah hocam hocam deyip hepsi onunla beraber dolaşıyordu. Hı hı. Şimdi. Ama hiç darbeci oldu mu mesela Tayyip Bey? Bilmem. Hı hı. Orasını bilmem. Tayyip Bey'i tanıdınız mı? Belediye başkanıyken tanıyordum. Hı hı. Nasıl bir yorum yapıyorsunuz onunla ilgili? Belediye başkanıyken gayet iyi, yumuşak. Bizlerle, gazetecilerle hoş sohbet bir adamdı. Ha, değişti mi diyorsunuz? Değişti. Ne değiştirdi onu mesela? İktidar değiştirdi herhalde. O zaman da yerel yönetimlerde iktidar. Ama iktidarda değildi. Şimdi iktidar değiştirdi onu.
Evet. Sonra mesela siz bu Talat Aydemirlere verdiğiniz destekten sonra bir de Deniz Gezmişlere destek veriyorsunuz. Evet. Bir gazeteci profiliyle evet. aslında Deniz Gezmişlerin yani 68'ler hareketinin içerisinde önemli bir figürsünüz. Evet. Öyle değil mi? Herhalde. Nasıl anlatıyorsunuz mesela bunu? Yani ben şu, mesela ben bir gazeteciyim, sadece konuşuyorum ve yazıyorum. Hiçbir örgütle bağlantım yok. Ben mesela. De konuşuyorum ve yazıyorum. Hiçbir teröristle de bağlantım. Hiçbir örgütle ben alakam yok ama konuşuyor ve yazıyorum. Çünkü onlar Atatürkçüydüler. Bunu inkar edilmez. Onlar Atatürkçüydüler. Deniz Gezmiş var. Tabii. Niye astı o zaman askerler onlara? Madem Atatürkçülerdi. Atatürkçüler, darbeciler Atatürkçüydü. Atatürkçü o zaman nasıl? Ne yaptıkları neden 12 Eylül hükümeti geldi. Hepsini içeri aldılar. Demek ki karşıydılar. Yani askerler karşıydılar. Hiçbir destek vermediler Hayır, onlara. Şunu nasıl? Yani şimdi 12 Mart'ı yapanlar askerler. Atatürkçüler. Evet. Deniz Gezmiş ve arkadaşları da Atatürkçü. Ama onlar onları destek askısı. Öğrencileri, devrimcileri desteklemediler hiçbir zaman. Hiçbir zaman desteklemediler. Hiçbir zaman desteklemediler. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını ve o grubu, üniversitenin çeki devrimci grubu, hı. askerler desteklemediler. Gayet açık. İdam sehpalarına kadar onların desteğiyle gittiler. Niye oldu peki işte ben onu merak ediyorum. Sizin o günkü yaşadıklarınızla onu merak ediyorum aslında. Onların desteğiyle yani gittiler nasıl, yani. Nasıl, peki yani iki aynı taraf nasıl oldu da İki aynı taraf olmadı demek ki işte. Olmadı. Onlar tamamen o zaman Süleyman Demirel hükümeti vardı. Süleyman Demirel hükümeti istemedi. Onlar hiçbir zaman desteklemedi aha. devrimcileri. Erbakan, şey Erbakan diyorum. Söyleyin adını. Demirel mi? Demirel hükümeti desteklemedi. Desteklemeyince ordu zaten desteklemiyordu o devrimci grubu. Çocuklar idam sehpalarına gitti. Siz bir de 69'da Çoban Sülü diye bir kitap yazdınız. Evet yazdım. Hayatını yazdım Çoban Sülü diye. Demirel'e. Süleyman Demirel'e. Hayran mıydınız Demirel'e? Ben severdim Demirel'i. Niye severdiniz? Demirel böyle olumlu bir insandı yani. Olumlu bir insandı. Olumlu bir kişiydi. Halkın içinden gelmiş bir kişiydi. Aha. Onun için ben severdim Demirel'i. Nitekim onun hayatını yazdığım zaman ona hiç danışmadan yazdım. Hiç konuşmadım da ondan. Aha. Bir bayram ziyaretine gittim. Aha. Köyüne, memleketine. Aha. Gelir belki de annesinin elini öper falan. Ben de bir konu çıkar, bir yazı çıkar diye düşünmüştüm. Aha. Fakat gelmedi. Köye gelmedi. İslam köye gelmedi. Orada köyün kahvesi vardı. Köyün kahvesine gidiyordum, oturuyordum. Hı hı. Ve birkaç kişiyle böyle başladım konuşmaya. Ya dedim burada hiç Süleyman Bey okuldan sınıf arkadaşı yok mu içinizde falan filan. Böyle sorular sormaya başladım. Birkaç kişi çıktı. Hı hı. Birkaç kişiyi anlatmaya başladım. Köyün çobanı vardı. Efe Dayı diye bir hı hı. köylü. Efe Dayı ya dedim sen dedim tanır mısın dedim. Şey, sınıf arkadaşımızın yaşını tutuyor falan. Ben dedi çok iyi tanırım dedi. Şöyle belinde de bir kuşak vardı. Bak bu kuşağı görüyor musun dedi. Görüyorum dedim. Ne oldu dedim. Bu bana dedi onun hediyesidir dedi. Bayramları bağlarım dedi. Hı hı. Gel otur bana dedim. Sen ne yapardın efendim? Ben köyün çobanıyım dedi. Hı hı. Peki dedim Süleyman Bey'le sen koyun otlatmaya gider miydin? Gittiniz mi falan? Gittim tabii dedi. Gitmez olur muyum dedi. O ufak daha çocuktu benim yanımda gelirdi. Hı hı. Onun böyle konuşma başlayınca bu iş açılmaya başladı. Dedim ben bunu şey yapayım yani yazayım daha geniş tutayım. Öğretmeni aramaya başladım bu sefer. Öğretmeni kimdi falan diye. Bir öğretmen çıktı. Ben dedi öğretmeniyim dedi. Hı hı. Emekli bir öğretmen. Ondan konuşmaya başladım. Ondan da konuşurken biraz fotoğraf meraklısıydı. Hı hı. Hocam dedim Atabeyli, Atabey köyünden tarafından. Yani İslam köylü değil yani. Atabeyli, İslam köylü değil ama İslam köyde yaşıyor da Atabey'de okulda müdürlük falan yapmış. Hocam dedim şey yaptın mı sen fotoğraf çeker miydin? Makineyi alıp bakıyorsun mu? Evet dedi, çekerdim dedi. Ben dedim makine aldım dedi. Hı-hı. Getirdim köye. Peki hocam dedim sen çekerden de bunların filmleri var mıdır dedim sende falan.
Vardır ama dedi. Nerede bilmiyorum dedi. Evde sandıkta olabilir dedi. Hadi gel eve gidelim bakalım dedi. Adamcağızın sandığına döktürdüm falan. Hı hı. Oradan bir zarf film çıktı. Çekmiş. Sonra şeyle konuşmaya başladım işte okul idaresiyle şundan bundan. Okulun bahsenlerini bodrumlarına indirdim. Dosyalarını aramaya başladım. O dosyasını buldum. Hı hı. O dosyada bir takım kendi el yazısıyla yazmış yazılar falan filan vardı bunun içinde. O dosyayı da aldım oradan. Hı hı. İşte daha bunu genişletmeye başladım. Nuri diye bir arkadaşını buldum. Ama ben şunu anlayamıyorum Ergin Bey. Siz hakikaten yani hem 27 Mayıs'ı destekleyen hem de 27 Mayıs'ın arkasından Demokrat Parti'nin misyonu adına seçilen bir Demirel de Adalet Partisi. Şimdi ben ya Adalet Partisi, Demokrat Partisi. Anladım. Da şunu anlamaya çalışıyorum. Yani Demirel'in de o zaman Demokrat Parti ile hiçbir ilişkisi yokmuş. Demirel'in şöyle bir ilişkisi var o devirde. Demirel'in işi su işleri. Ayrıca sandıkta kullanmış ama yani. Ama su işleri müdürü yapıyorlar ya Demirel'i. Su işleri müdürü oluyor. O kadar yani. Tabii öyle. Partiye geliyor oradan. Yani aslında 27 Mayıs'çılar tarafından kurulan bir partinin genel başkanı. Evet, sonra Demirel. Sonra getiriyorlar. Önce genel başkanı değil. Aha. Sonradan güçlü bu işi yapabilecek bir adam arıyorlar o partiden. Nasıl dönüyor peki? Demirel'i buluyorlar. Nasıl dönüyor bu iş? Vallahi bilemem onu nasıl dönüyor. Ama siz... Siyasetten hiç ilgim yoktur hayatta. Hiçbir siyasetten ilgim olmamıştır. Aha. Ama o devirde bakıyorlar ki böyle bir adam var. Aha. Tahsili müsait. Hı-hı. Su işleri müdürlüğü yapmış. Alıyorlar onu partinin başına getiriyorlar. Öyle geliyor. Ben hiç siyasetten uğraşmadım. Hiç anlamam. Sevmem de. Siyaset sevmem. Ama siyasetleri izlediniz gazeteyi. Ben Atatürk'ü severim, memleketimi severim kardeşim. Hiç başka üst tarafı bana vız gelsin. Hı hı. Ben devrimleri severim. Atatürk'ün yaptığı devrimleri severim. Hı hı. Ve sadık bir bekçisiyim yapabildiğim kadar. Hı hı. Ama kimisi lanetliyor, kimisi şey yapıyor. Peki hiç eleştirdiğiniz tarafı yok mu mesela? Yani kimin? Öz eleştiri yaptığınızda yani Atatürk'ün devrimlerini severim dediniz, evet, değil mi? Evet. Yani böyle kendi kendinize baş başa kaldığınızda şurada yanlış yapılmıştır, burada doğru olabilir dediğiniz hiçbir şey yok mu mesela? Vallahi Atatürk'ün yaptığı devrimlerdi. Yani hiç yanlış mesela ne öz eleştiri yaptığınızda yoksa böyle bir putlaştırdığınız bir Atatürk yok, mü var? Yok, putlaştırdığım bir Atatürk yok. Putlaştırdım ya, bir Atatürk yani yok. Yani ilah olarak mı görüyorsunuz, hayır, yoksa bir insan, hayır, olarak mı görüyorsunuz? İnsan olarak görüyorum. Aklı başında bir insan olarak görüyorum. Hı. Yalnız gördüğüm, düşündüğüm şeyler var. Memleketi, işte ondan sonra İsmet İnönü'ye kalmış bu memleket. Efendim? İsmet İnönü'ye kalmış. İsmet İnönü'ye kalmış. İsmet İnönü devrimleri bozmuş, zedeleyen adam o ilk başta. Rötuş yaptım diyor devrimlerden. Ne demek yani devrimlerden rötuş yaptım? Hı hı. Ne demek yani? Size Mustafa Kemal Demir sağlamlar üzerine oturtulmuş bir cumhuriyet vermiş ya. Nesine rötuş yapıyorsunuz? Nesine? İşte kalktılar sonra arkadan yok paralara İnönü'nün resmi kondu. Bilmem ne oldu. Bunlar hep rötuşlendi böyle 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 böyle. Atatürk'ü sağından solundan hepsi yonttu. Ben o fikirdim. Yani Atatürk'e en büyük zarar veren İsmet İnönü? Tabii o da verdi. O da verdi tabii. O da verdi. Zarar verdi. Bence öyle. Ah, Atatürk daha yaşamalıydı. Bence. Hı. Erken öldü. Öldürüldüğünü düşünüyor musunuz? Sanmıyorum. He? Sanmıyorum. Niye öldürürsün ki? O devirde siroz hastalığına yakalan herkes ölüyor. Hı hı. Ama bugün yakalansaydı ölmüyor. Şimdi ilaçlar var, bilmem ne, kurtuluyor. Ama o devirde adamın fotoğrafları var, görmüyor musunuz? Karnı böyle şişmiş şey olmuş sürözden. Gitti. Yani içki sebebiyle öldüğünü siz de düşünüyorsunuz. Olabilir. Perizini tutacak içkiden. Periz içki içen, yani süröz olan periz yapacak şimdi. Ama ilaçlar var artık. O devirde perizden bilmem, yapamamış. Hı hı. Yapamamış.
Ölmüş. Peki şimdi o Deniz Gezmiş'in de fotoğrafını çekiyorsunuz. Onlara birazcık akıl hocalığı yapıyorsunuz ama yani değil mi? Akıl hocalığı yapmıyorum. Onlara akıl yani mesela onların hiç akla ihtiyacı yoktur. Mesela sol cenah tarafından kanlı pazar diye sunulan olayda da varsınız siz. Ama kanlı pazarsa varım da canımızı kurtardık. Bizi de öldüreceklerdi, beni de öldüreceklerdi. Bakın orada şey oldu, kanlı pazarda bir fotoğraf daha vardır. O burada yok şimdi. Aha. Taksim Meydanı'ndayız. Aha. Kanlı Pazar patlamış, olay patlamış. Nereden patlamış? Dolmabahçe'den gelen bir grup girdikten sonra içeri polis yolları kapamış. Kesti arkasını. Ama şu, yani Kanlı Pazar'dan önce 6. filo. Evet tamam işte 6. filo. Oraya demirlemiş pazarı diyeyim. Fotoğraflarım vardır. Hatta iki minarenin ortasından çekmiştim. 6. filonun provizörü duruyor. Şimdi 6. filonun bu yürüyüşün sırasında Taksim Meydanı'nda kavga başladı. Hı hı. Sağ ve sol hikayesi. Şu fotoğraf mı? Bu da benim fotoğraflardan biri ama bu değil. Benim hı hı. söylemek istediğim fotoğraf. Tamam. Birini dövüyorlar. Hı hı. Birini dövüyorlar. Taksim Meydanı'nda? Taksim Meydanı'nda. Kim dövüyor? Yakasında bayrak olanlar. Hı hı. Dövüyorlar. Hı hı. Oraya doğru seyirttim. Hı hı. Bakın burada bıçaklayıp öldürüyorlar adamı. Bu da benim fotoğrafım. Hı hı. Her yerde varsınız. Evet zaten. Varım ben. Ben gözü karayım, korkmam ki. Hı hı. Korkmam ben. Hele o gençken daha başka bir adamdım. Artık şimdi gençsiniz canım. Yok artık yaşlandık. Öyle eskisi gibi düz duvara tırmanamıyoruz. Keşke tırmanabilsek. Ha bitti o devirle. Hı hı. Şimdi birini dövüyorlar. Oraya doğru koştum. Baktım dövülen çocuk... Son Havadis gazetesinin muhabiri Baha. Hı hı. Baha'yı görünce ya ne yapıyorsunuz lan dedim. Bak onu da bıçaklayalım biliyorum. Hı hı. Ne yapıyorsunuz lan dedim. Bırakın çocuğu dedim. O sizin gazeteden dedim. Son Havadis. Fotoğrafları nereden buluyorsunuz arkadaşlar? Yani ben şimdi bilmediğim için bir şey de diyemiyorum evet, fotoğraflarla ilgili. Evet benim fotoğrafım. Benim fotoğrafım. Bakın diyor ki Serap Hanım şöyle bir şey göndermiş Ergin Bey. Fatim Bey, Ergin Bey hiç gerçekleri anlatmıyor diyor. Neymiş yani? Öyle demiş. Neymiş gerçek? Serap Hanım. Neyi anlatıyor? Serap Keten bak soyadını da okuyorum. Bilmiyorum, ki. Bilmiyorum tanımam. Neymiş gerçeği? Hiçbir şeye objektif bakmıyor. Neymiş? Diye bir değerlendirme neymiş de bulunmuş. Neymiş ya gerçek hangi işte konuda? Neyse böyle bir değerlendirme hayır onu da söyleyeyim şu konuda gerçek değildir. Evet desin. Neyse şu 69'a gelelim şeye. Ne diyorlar? Gitti bakın ki Baha. Hı. Ya dedim ne yapıyorsunuz dedim ya bu sizin gazetenin adamı dedim. Son Havadis o zaman o dövenleri tutuyor. Hı hı. Son Havadis'in ya. Hı. Ve Bahattin'e atladım üstünü çıkardım oradan aldım. Hı hı. Şimdi o Bahattin'i dövenler bu sefer benim üstüme geldiler. Ne dövüyorsunuz lan? Yani akşam gazetesinin muhabirini yakalarında hayır, bayraklı olanlar. Son Havadis'in evet yakalarında bayraklı olanlar. Hı hı. Bana ne dedi derim yakasında bayrak yok dedi. Aha. Ben resmen ne var lan dedim bende de bayrak yok dedim ne yapacaksınız dedim. Bende de yok lan bırakın dedim. Ben Bahattin'i aldım oradan vardım çağırdım neyse bir can kurtaran geldi. Bahattin'i soktum içine. Hı-hı. Aldı gitti. Sonra Bahattin'i buldum ilk yardım hastanesine götürdüm. 6 ay yattı biliyor musunuz? 6 ay hastanede yattı o çocuk. Ölüyordu. Hı-hı. Böyle de kim de işte onları o üstü yakasında bayrak olan anladım da şimdi oradan, Ergin Bey o iki grubu karşı karşıya getiren mekanizmayı ben merak ediyorum mekanizma aslında. Mekanizma bir grup şey orada şeyin önünde Dolmabahçe Camii'ndeki çayırda namaz kılanlar onlar geldi sonra yukarıya kavgaya işte bayrak takarak yakalarına. Tamam da hani bu burada o iki grubu karşı karşıya getirip yok mu? Hiçbir el yok mu? Hiçbir el yok. Hiçbir şey yok. Devlet yok mu yani? Vardır belki. Onu bilemem. He? Onu bilemem. Belki vardır. Onu yok, bilemem. Belki vardır. Onu bilemem. Belki vardır. Bir derin devleti falan ben bilmiyorum. Yani ben onu takip etmiyorum. Ben orada o olayı sonra tam miting dağılırken silahlar patladı o su terasinin arkasından. Hı. Silahlar patladıktan sonra olay çıktı. Ama kim attı, kim patlattı bilemem. Ben mitingin ortasındayım. Boynumda makinalarım, omuzumda çantam. Hı hı. İşi kovalıyorum. Oradan oraya, oradan oraya koşuyorum. Çılgın gibi. Hı hı. İşte bunlar.
Bunlar bakın ellerinde sopalılar. Bunlar bakın yakalarında bayrak var işte. Ama diğerleri de ülkede bir devrim yapmak isteyenler. Bunlar da bir devrim yapmak istiyor işte kendine göre. Bunlar da devrim yapmak istiyor. Başka bir devrimci, şey mi istiyor? Devrimci yani. İki devrimci grup. Herhalde. Bunlar da öyle yani. Baksana bunlar zaten tedarikli gelmiş. Hepsi yontulmuş sopalarla falan gelmişler de öyle. Hepsinin elinde yontulmuş. Tornalını çekti. Anladım. Ben o anımı merak ettim. Benim tarafsız olmadığımı beğendim. Ne yapmışım yani? Ne konuda konuşmuşum da? Ne yapmış? Hayır yani objektif olarak anlatmıyor olayı. Daha nasıl? Neyi anlatmıyorum? Yani işte anlatıyorum. Tarafından, İşte burada anlatıyorum. Şunu merak ediyor izleyici. Ben zaman zaman, şimdi siz artık gazeteci, aktif gazeteci değilsiniz. Yani olayları daha objektif bir noktadan görebilecek bir yerdesiniz. İçinde bulunmuşsunuz ve içinde bulunduğunuz olaylara daha... Şimdi 6. filo defol mitingini yapanlara ellerinde sopalarla bir grup geliyor. Değil mi? Şimdi ben ne yapayım? Ne diyeyim yani? Adam oraya olay çıkarmaya gelmiş işte artık. Bunun daha ötesi yok. Hı-hı. Namaz kılıyor. Ondan sonra da elinde sopayla meydana geliyor. Tamam da şimdi saldırıyor. Bu ne yani? Ama şimdi şunu söyleyeyim. O gün 6. filoya karşı gelmek tamam doğru. Bugün karşı gelen Erdoğan'ı da itiraz ediyorsunuz ama. Yani bugün mesela tam bağımsız Türkiye diyor muydu Deniz Gezmiş ve arkadaşları? Diyordu. Evet, diyordu. Erdoğan ne diyor? Ne diyor? Tam bağımsız Türkiye diyor. İyi, yerli ve milli Türkiye diyor. Yani Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının söylediğinden farklı bir dili var mı bugün Erdoğan'ın? Yok. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Yani o gün 6. filoya karşı diyen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını desteklerken, yani hem gazeteci olarak olayların içinde bulunup hem desteklerken, bugün Batı'ya, Haçlılara karşı gelen Erdoğan'a ise aslında... Şimdi bu konuya sokarsanız ben size başka şey söyleyeyim. Hadi söyle. Şimdi Tayyip Bey ne diyor? İslam ülkelerinin ben lideriyim diyor. Doğru. Şuyum diyor, buyum diyor. Peki bizim asker dolu trenlerimizi havalara uçuran, binlerce bize şehit veren o İslam ülkelerinin insanları değil mi? O zaman onları kim yaptı? Biz o suikastları. Hangisine? Dolu o Suudi Arabistan falan tarafında asker trenlerimizi uçuran, orada binlerce çocuğumuzu öldüren insanlar kim? Onlar kim? O Araplar işte oradakiler. Oradaki insanlar. İngiliz casusu Lawrence'le işbirliği yapıp binlerce insanımızı öldüren kim? Oradaki insanlar. Ya bunlar Cumhuriyet tarihinin yok ama işte biraz ona kulak verin. Anladım da. Kulak vereceksiniz. Ama bu şu. Şimdi ona kulak vereceksiniz. Anladım da Ergin Bey, bu sizin anlattıklarınız zaten işte Batı'nın bize empoze ettiği. Batı'nın empoze ettiği. İlk isyan edip de Ürdün'de devlet kuran Ürdün kralı kim? Abdullah. Türk dostu muydu? Tamam, İngiliz dostu değil mi? Tabii. Tamam çünkü i̇şte. Ben de ama zaten yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra parçalanan Osmanlı'dan sonra İslam coğrafyasına çöken Batılılar Türklerle Arapların arasında parçalayanlar. Tamam, açtılar ama şimdi siz halen bu tezler üzerinden mi, yani Araplar kötüdür? Yok, ben Araplar kötüdür demiyorum. Siz dediniz ki birden yani o mudur bu mudur diye, ben de dedim ki onlar da böyle yaptı yani, onlar da bunu yaptı. Cemal Kaşıkçı Türk'ün dostu yoktur, buna inanın. Niye merak ediyorum yani, yakında olduğunuz için Cemal Kaşıkçı hadisesine bakabildiniz mi birazcık? Hiç bakmadım. Suudi Arabistan öldürülen ama şimdi onda bizim kuvvetinde parmağı var mıdır yok mudur bilemiyoruz. Adamlar orada adam öldürüyorlar ve cesedi yok ediyorlar. Nasıl yok oluyor Türkiye'den bu ceset? Bilmiyorum. Takip bile etmedim. Yani. Takip etmediniz. Etmedim. Nesini takip edeyim? Etmiş gibi... Yok, hiç takip bile etmedim. Aha. Nesini takip edeceksiniz? Evet. Bu planlı yapılmış bir iş belli. Adam geliyor ya, nişanlısı dışarıda bekliyor, ben geleceğim diyor. Bekle diyor, izin almaya gidiyor. Adam yok oluyor ortada. Hiç görevli hissettiniz mi kendinizi Ergin? Nerede? Yani böyle yani önünüzdeki fotoğraf makinesinden ayrı bir göreviniz oldu. Hayır. Hiç hissettiniz katiyen mi? Katiyen hissetmedim. Yani bir talimat aldınız mı mesela? Hayır, katiyen. Hiç kimseden talimat almadım. 27 Mayıs sonrası gelen. Hayır. Herhalde o cuntacıların bugün de arkadaşları vardır şu anda. Vardır, benim de vardır onlardan. Tanıdıklarım. Bir numan işini çok iyi tanırım.
Kime? Numan Esin'i mesela. 27 Mayıs'ta 14 lira olarak. Hı hı. Numan Esin'le aynı birlikteydik. Hı hı. Numan abiyle. Çok da severim. Hı hı. Hala da görüşürüm. 27 Mayıs Derneği'nin başkanıdır. Hı hı. Onun yaptığı toplantılara da giderim. Hı hı. Numan abi gibi insanı tanımaktan da övünürüm. Övünürsünüz, anladım. Övünürüm. Şimdi şeyi merak ediyorum. Peki bu Fethullahçılar nasıl girdiler bu orduya? Vallahi hiç bilmiyorum işte nasıl girdiklerini. Yani madem o Atatürkçü subaylar ya, vardı. Hiç nasıl girdiler bilmiyorum inanın. He? Ve ben en çok şeye şaşırdım. Yani deniz kuvvetlerinin içinde bunların filizlenmesine ve çoğalmasına hiç aklım olmadı. Çünkü Türk denizcileriyle son zamanlarıma kadar, hı hı, uzun seyahatlere gittim donanmayla. Tatbikatlara gittim. Hı hı. Ve orada gemi komutanları olan arkadaşlarım oldu. Onlarla arkadaşlık yaptım, muhabbetler ettim. Hiç böyle bir şey hissetmedim ve duymadım inan. Ve ne zaman ki duydum şaşırdım. Hı hı. Şaşırdım yani. Mesela Kocatepe gemisini Amerika'dan getiren Caner vardır. Caner Bener. Hı hı. Çok sevdiğim. Yani Kıbrıs Barış Harekatı'nda batan gemimiz. Hayır. Bu ondan, pardon, Gelibolu'yu getirdi. Ha, özür dilerim. Kocatepe dediniz. Kocatepe, evet evet. Kocatepe'de de tanıdıklarım vardı. Hı-hı. Caner şey getirdi. Gelibolu gemisini getirdi Amerika'dan. Hı-hı. Hatta ona gittim. Gemiyle Yavuz da gelmişti. İkisini de bir konuşalım, gemiyi göreyim falan diye. Hiç böyle bir şey hissetmedim. Hı-hı. Sonra Caner'i içeri aldılar. O şeye geldi. Amiral oldu. Binbaşılıktan amiralliğe kadar yükseldi. Amiralken İstihbarat Dairesi Başkanlığı yapıyordu Genelkurmay'ın. Hı hı. Hiç böyle şey. Caner'i içeri aldılar. Hiç böyle şeylerle alakası olmayan temiz, profesyonel, cumhuriyetçi bir soy. Çıktı, beraat etti zaten ama çıkar çıkmaz da istifa etti, ayrıldı. Ben dedi artık. Niye dedim istifa ediyorsun Caner ya, yapma. Yok abi dedi. Bize ki dedi böyle dedi damgalar vurmaya uğraşıyorlar dedi. Benim ne işim var bu donanmada, eyvallah dedim. Yani Caner Bey'e FETÖ'cü dediler. Damgası vurmaya. Bana dediler. Sonra Atilla Kezek vardı donanma komutanı, koramiral. O da o durduğu yerde işte niye dedim istifa ediyorsun Atilla ya. Sanırım yani onları. Onlar hepsi bana abi der. Atilla'cığım niye istifa ediyorsun? Yani siz bütün FETÖ'cüleri tanıyor musunuz abi? Yok FETÖ'cü değil. O da o FETÖ'cü değil. Hayır. O da şeyden. Hayır ya, Fethullah Gülen'i tanımam dediniz ama. Evet tanımam, FETÖ'cü değil ki. FETÖ'cü olmadığı çıktı meydana yani. Ama çocuğa böyle bir de ama. Atilla Kezek'e dedim ki sen niye Atilla'cığım istifa ediyorsun ya? Pırıl pırıl bir subaysın. Hı-hı. Pırıl pırıl. Kuvvet komutanlığına gidiyorsun dedim. Aha. Aman be Ergin abi dedi. Arkadaşlarım içerideyken ben dedi nasıl dışarıda duruyorum dedi. Yüreğim dayanmıyor dedi. Onun için istifa ediyorum dedi. Bastı gitti. Pırıl pırıl. Gitti o şeyden de Tayyip Bey'le de görüştü onu. Çağırdı Tayyip Bey. İstifa etme falan diye çağırmış. Yok dedi yapamayacağım dedi artık. Benim arkadaşlarım içerideyken benim dedi dışarıda olmamın gereği yok. Kitap yazdı. İçeridekiler ve dışarıdakiler diye kitabı var Atilla Kezek. Okuyun ve çağırın bir gün. İnşallah. Bir gün çağırın Atilla Kezek'i. Kitap yazdı bu konuda. E nasıl girdi bunlar? Yani bu Beşenburg'a nasıl geldi Türkiye'ye? İşte valla bir şeyler ya iftiralardan girdiler ya bir şeyler hiç alakası olmayan yani, adamlar. Beşenburg'a nasıl geldi Türkiye? Bir darbeye nasıl geldi mesela? Valla Türkiye darbeye nasıl geldi ben de anlamadım yani. Şimdi siz bana diyorsunuz ki sen solcuların içinde bizim hiç haberimiz olmadı o darbede. Hiç haberimiz olmadı. Nasıl oldu bu iş? Köprünün üstünde orada. Hı hı. Şimdi bu işten çok geçilen adamlar var. Onları görüyorum. Gaziler Derneği kurmuşlar. Aha. Bilmem ne yapmışlar. Hepsi maaşa bağlanmış. Hı hı. Ama, evet. ama 27 Mayıs'ı da 12 Eylül 1980'e kadar bayram olarak kutlattılar bu ülkede. Evet yapıldı. 1880'e kadar olmadı canım. 80'e kadar? Yok yok yok. Ya. 12 Eylül'de Kenan Evren kaldırdı 27 Mayıs'ı bayram olmakta. Bayram falan olarak da kutlanmadı. Bilmiyorum vallahi kutlandı mı. Bakalım daha ne Menderes işte. Evet bu da Adnan Menderes. O kadar güzel. Bakın şurada ben varım en başta. Bu Trabzon'da Süleyman Demirel'le gittiğimiz zaman. Doğru. Bu
Savaş rahmetli oldu. Bu Kadircan. Evet, Kadircan. Ben Baykara. Kadircan şimdi Londra'da bildiğim kadarıyla. Londra'da mı? Bilmiyorum. Londra'da bildiğim kadarıyla. Evet, kısa bir ara verelim. Ama aslında Ergin Bey izlemeniz bile yeterli. Boş verin dinlemenizi. İzlerken bile çok şey anlatıyor. Kadircan'ın Londra'da olduğunu bilmiyordum. Evet. Ama daha haber vermem. Benim talebelerim bunlar. Evet, evet biliyorum. Coşkun Aral, Savaş. Ben Kadircan. De sabahta çalıştım Kadircan'la. Bunlar benim öğrencilerim. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim. Yine soluklanalım. Bakın daha önemli konular var. Daha Ergin Bey çok şey anlatmayacak. Siz merak etmeyin. Yok, anlatmayacağı çok şeyi anlatmayacak. Ben kısa bir aranın ardından. Ben bildiğimi anlatırım. Hiç çekmemem. Niye çekineyim ki? Niye çekineyim ki? Yalnız o hanımı merak ettim. Evet, pazar manşetine reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii burada Ergin Bey yayında anlatmadıklarını burada bana anlatıyor. Hayır, palavrasını diyorum. Mesela geçen akşam aynı gazetede beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Efendim işte kansere yakalanmış da çörek otuyla, tereotuyla bilmem neyi karıştırmış da bilmem ne yapmış da kanserden nasıl kurtulmuş bunları anlatıyor. Anlattı en sonunda hiç sanki alakası varmış gibi bir laf söyledi. Kıbrıs'a ilk gelen gazeteci benim. Harp bittikten sonra geldi. Ama gazetede çok palavrası vardı, vücut yapar falan. Gene o akşam da benim vücudum şey olmaz diyor ama gıdısı yere değecek neredeyse. Kendini böyle bir Kıbrıs'taki fotoğrafını verelim Ergin Bey'in. Met yoluna girmiş yani. Met diyor ki, ben diyor hiçbir şeyden korkmam efendim diyor. Ben diyor Kıbrıs'ta diyor, ilk giren gazeteci miyim? Şimdi şuraya kadar geldi, görsek de konuşsak. Kıbrıs'ta ilk o girmiş Magosa'ya. Magosa'ya ilk giren adamın kim olduğunu soruyorsanız, bir üst demen Ersel Kayan tankıyla tek başına Magosa'ya girdi. Sonradan da Kor General geldi, Osman Fazıl Polat ben girdim dedi, o bu girdim dedi. Tek giren adam odur. Tek başına üst değmendi. Sonra tüm generallikten emekli oldu. Tek giren adam odur. Burada elinizde bir de vardır tabii. Silah var burada. Vardır tabii. Yani şunun için soruyorum. Bugün mesela ben Afrin'e gitsem ya da Münbiç'e gitsem, Afrin'e gittik zaten de Münbiç'e gitsem ve böyle bir fotoğraf çektirsem bana ne dersiniz? Hiçbir şey demem. Ha? Canınızı kurtarmak için ben kimseye ateş etmedim. Bakın makinalarım da boğazımda. Boynumda bakın makinalar. Ama onu önlemeye birisi beni öldürmeye gelirse kullanacağım onu. Onu kullanırım o zaman. Niye kullanmayayım yani? Nitekim ben Kıbrıs'taki harekattaki yararlılığımdan diyeyim şundan. Çünkü ben 5 Rum'a esir alınmasında sonra kayıp savaş esirleri konusu o fotoğraflardan çıktı. Ben vurulduktan sonra benim makinalarımı aldı Rumlar. Oradaki filmleri basmışlar. 5 kişinin esir alınışı var. Arkadan mücahitler geliyordu. Biz o mücahitlere o 5 kişiyi teslim ettik. Mücahitler onları kurşuna dizdi bir yerde. O makinede onların kurşuna dizilişi de vardı. Onları göstermemişler. Bu 5 Rum nerede diye şey yapıyorlar. Kıyametleri kopardılar. Yabancı gazetelerde çıktı. Bu 5 kişi nerede? Basmışlar resmi büyük. Hepsinin de üstüne böyle oklarla kimin olduğunu yazmışlar o fotoğrafı. Yavuz'u nasıl öldürdüler orada? Şimdi bakın ben Adem Yavuz'un öldüğünü görmedim. Şöyle oldu çünkü. Ben çok ağır yaralı geldim. Bir Alman zırhlı araba, Yunan zırhlı arabasıyla. Kimler var orada? O gazete olarak siz hangi gazete adına Kıbrıs'tasınız? Günaydın. Günaydın. Adem... Adem Yavuz Anka Ajansı vardı. Anka Ajansı. İkimizdik zaten. Orada o harekat sırasında, o gün... İlk giden siz misiniz? Evet. Sizi kim bindirdi? Ben çıkartma gemisine. Çıkartma gemisine kim bindirdi sizi? Ben kendim bindim. Nasıl bindiniz yani? Bayağı gemi Mersin'deydi. Mersin'de bindim gemiye. Nasıl yani nihayetinde ben şimdi... O zaman Neşet İkiz vardı onun komutanı. Sonradan ahbap olduk. Ben geliyorum dedim. İyi, gel dedi. Kimse yoktu. Nasıl haberlere geçiyordunuz o zaman oradan? Aman sormayın. Bugünkü gibi böyle cep telefonları falan yoktu. Korkunç zorluklarla nasıl geçiyorduk? Şimdi harekatın içindesiniz. Fotoğraf çekiyorsunuz. Gazeteciler için
Lefkoşa'dan şey havaalanından bir helikopter kalkıyordu akşam saat 4'te. O çektiğiniz fotoğrafları Adana'ya gidiyordu o helikopter oradan kalkıp. O helikoptere yetiştirdiniz. Yetiştiremezseniz filmler elinizde kalır, ertesi gün verirsiniz. Gidip helikopteri bir zarfın içinde o filmleri veriyorduk. Veya yazılarımızı. Adana muhabiri o helikopteri bekliyordu gelecek. Adana muhabiri alıyordu o zarfı. Ondan sonrası ona ait. O yetiştirmeye uğraşıyordu. Yani bir çektiğiniz resim, bir çektiğiniz resim belki en az bir 3-4 gün sonra gazeteye... Hiç bilemiyoruz. Ne çektiğimizi de bilmiyorduk. Giriyordu. Şimdi, ama şeyi merak ediyorum aslında. Bu hikayenizde dikkatimi çeken Ecevit'in bir Romanya gezisi var. Evet. Ve o fotoğraf nerede şimdi? Ecevit'in Romanya gezisine olan mı? Vallahi hiç bilmiyorum. Ben o zaman zaten omuzumdan yaralıydım. Oraya Romanya'ya gittiğimde. Türkiye'nin Kıbrıs politikasını anlatmak için Ecevit bir heyetle gitti. Ben de yaralıyım, gazeteciyim. Bir yaralı gazeteci, Türk gazeteci diye de beni de o şeyin içine dahil etti, gazeteci olarak o heyetin içine aldı. Ecevit. Evet. Öyle gittim yani. Bu Romanya Çavuşescu şeyi, Ecevit'in seyahati. Bu daha sonra. Evet, bu Ecevit. Ben o zaman Milliyet gazetesine geçmiştim zaten. Milliyet'teydim bu çekildiği zaman. Peki orada Ecevit'in enteresan sahnelerini de çekiyorsunuz ama yayınlamıyorsunuz. Hangi, nerede? Romanya'da mı, Bulgaristan'da? Yo, yayınladık. Neler çıktı? Dizi yazı yazdım. Yo, bir fotoğraf var. Yayınlamadınız. Rahşan Hanım yayınlama burcu. Evet. Şimdi gazete... Evet. Ramus sözüdür bazı şeyler hayatınızda. Böyle önce insan mısınız yoksa gazeteci mi? Gazeteciyim. Ben ona... Gazeteciyim ama bir şey için. Bu yayınlamış. Ben söyleyeyim ne olduğunu. Ecevit'e şimdi bir şeye gittik. Bir... Brancusi diye romanların bir şeyi var. Meşhur bir heykeltıraşı ve ressamı Brancusi. Onun Bülent Bey merak edermiş. Ve onunla ilgili çok evvelden yazılar yazmış Bülent Bey Brancusi ile ilgili. Romanya'da Çavuşescu'ya Brancusi'nin evine gitmek istediğini söyledi. Daha doğrusu eserlerini görmek istediğini söyledi. Oraya gittik. Bülent Bey helikopterle götürdüler. Biz de karayoluyla gittik. Ankara kadar, İstanbul Ankara arası kadar bir mesafede olan bir yer. Gittik oraya. Brancusi'nin evini görecek. Daha da görmedi. Büyük böyle bir köy odası, köy evi gibi bir yer var. Orada bir yemek masası kurulmuş böyle. Yemek yiyecek Bülent Ecevit. Bu köyün ileri gelenleri, oranın ileri gelenleri kimse biz de bilmiyoruz. Bir sofra kurulmuş. Yalnız oradan onların ilgili kişileri geldi, dedi ki biz bu yemeğe, sade ben değilim orada, bir sürü gazeteci var yani. 10-15 gazeteciyiz o Romanya seyahatinde. Şey yapacağız dedi. Gazetecileri almıyoruz dedi bu yemeğe. Siz gazeteciler gelmeyeceksiniz dedi. Biz de peki dedik. Fakat biraz sonra Bülent Bey geldi, o salona girdi yemek yenecek yere. Orada bir koşuşturma başladı. Bir sürü böyle adam elinde sandalyeler, masalar, içeriye giriyorlar, yeniden masa kuruyorlar. Meğerse Bülent Bey demiş ki gazetecilerin nerede, demiş gazeteci arkadaşlarım. Demişler gazetecileri almıyoruz. O da demiş ki ben burada yemek yemem demiş. Ben de yemem demiş, onları almıyorsanız ben de burada yemek yemem demiş. Öyle deyince bütün işin figurası bozuldu. Herkes bu sefer, onların görevli adamları, yeniden masalar kurmaya başladılar içeride. Ve siz de aldılar içeriye. Biz de içeri aldık. Siz de aldılar ve aldım. Siz o tarihi fotoğrafı çektiniz. İşte söyleyeceğim, tarihi fotoğrafı anlatıyorum şimdi ama. Orada bir folklor gösterisi. Hayır, şu soruyu da sormak için vakit de kazanmaya çalışıyorum. İstihbarat örgütleriyle çalışan gazeteciler var mı diye soracağım. O yüzden... Vallahi ben hepsi gazeteci olarak tanıdığım adamlar. İstihbarat örgütleriyle alakası var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ama bilemem vallahi. Bizim hepsi arkadaşım, merhaba dediğimiz, konuştuğumuz. Arkadaşlar hepsi. Onlar da yani, yabancı adam yok içimizde. Bir folklor ekibi geldi. Güzel bir kız. 9-10 tane de erkek var. Kız
boynunda şöyle uzun bir atkı ucu yere değiyor. O erkeklerin önünde, her birinin önünde ayrı ayrı dans ediyor. Hı hı. Ve onlardan bir tanesini beğenecek. Hı hı. Dansın şey, ana konusu bu, temel konusu bu. Hı hı. Kız hiçbirini beğenmiyor. Hı hı. Geliyor geliyor, Bülent Bey'in önüne geldi, orada dans ediyor. O boynundaki atkıyı çıkardı. Hı hı. Şöyle Bülent Bey'in boynuna attı, çekti, Bülent Bey'i öptü. Şimdi benim bütün arkadaşlar da yemeğe dalmış o sırada, aldır uldur aldır uldur yemek yok. Bir tek ayakta ben varım köşede, ben de bekliyorum. Tak dedim, ben bastım bir tane. Bir tek çeken de benim. İş bitti, bu şey bitti falan. Akşam dönüyoruz, Bülent Bey de karayoluyla dönmeyi tercih etti, helikopteri falan bıraktı, bizimle beraber dönüyor. Biz işte bu arada Brancusi'nin evine gittik. Brancusi'nin eserlerini gördük, hı, resimlerini gördük, evde yaptığı ağaç işlemeleri gördük, her şeyi gördük. Hı hı. Bir böyle Serenlik Kuyu derler, Anadolu'da da vardır ya Serenlik Kuyu, böyle hı hı, arkasında ağırlık. Öyle bir kuyu başında mola verdik. Bülent Bey geldi. Ya dedi, sizden bir şey rica edeceğim Ergin Bey'di. Buyurun Bülent Bey, nedir? Ya git de şu benim hanımı biraz teskin et dedi. Ben de anlamadım valla, söylüyorum. Ne var oğlum Bülent Bey, ne var dedim. Sen git git dedi. Sana hanımı izah eder dedi. Gittik. Buyurun dedim Rahşan Hanım, sizi ben üzmüşüm dedim. Ne oldu, bir şey mi oldu dedim. Yok dedi, şimdi dedi, Bülent'i dedi, Roman kızı öperken dedi, fotoğrafını çektiniz dedi. Bunu dedi sakın bir kıskançlık olarak dedi anlamayın dedi. Şimdi dedi, derler ki dedi, bunlar komünist ülkeye gitti, komünist kızlarla alem yaptı derler dedi. Bülent öptü ya dedi, o resmin dedi yani pek yayınlanmasını istemiyorum dedi kadın. Olur Ayşen, bir problem değil dedim. Daha yayınlanıp yayınlanmayacağını bir karar vermedim ama dedim, ben size en iyisi şu makineden filmimi çıkarttım da vereyim dedim. Yani ben bunu kullanmam dedim, istemiyorsan. Çok önemli bir şey değil dedim benim için. Raşan dedi ki bana, size dedi ben sözünüze inanırım, şey ederim. Kullanmayacaksınız galiba. Evet dedim, kullanmayacağım dedim. O zaman niye bana dedi film veriyorsunuz dedi. Ben dedi sizin sözünüze inanan dedi bir adamım dedi. Sizin sözünüze de güvendim, hiçbir şey demedim. Ve yayınlamadınız. Yayınlamadım. O nerede o fotoğraf? Ben de. Çantadan çıkartacakmış gibi. Yayınlamadım, ne olacak, niye yayınlayayım ya? Ama tabii o gün şartlarda önemli bir resim haline gelebilir mi? Gelir. Sonra bir yazı yazdılar bunun aklına. Hem Rami Turan yazdı, hı-hı, hem birkaç arkadaş daha yazdı. Bülent Bey'in de böyle bir fotoğraf hikayesi olmuş da Bülent Bey sinirlenmiş, bir şey olmuş bir kız. Hı-hı. Bir şeyler yazmışlar, bilmiyorum ben. 40 yıl saklanan sır diye bir yazı yazdılar benim aklımda. Ergin Konuksever Bülent Bey'in fotoğrafını 40 yıldır saklıyor söz üstüne falan diye de yazılar çıkmıştı. Ne olacak? Evet, bu arada tabii sizi destekleyenler de var. Kırcalı soyadlı birisi herhalde, adını bilmiyorum ama. Kırcalı mı? Hüseyin Kırcalı olmasın? Bilmiyorum. Yok, C'si var. Diyor ki hayret, nasıl Atatürkçü birini çıkarttınız diye soruyor. Biz herhalde şöyle bakıyor bize. Ben biz, zaten başka bir şey olsa çıkmam. Konuşmayacak olsam çıkmazdım sizden de. Ben hayır, Atatürkçüyüm. Hayır kadar. Öyle değil. Şu biz ha, zannediyor ki yani nasıl bir, nasıl yorumluyorsunuz medyaya? Ben şimdi nasıl burada gayet rahat fikirlerimi söylüyorum. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Medyayı nasıl buluyorsunuz peki? Yani bugün İşte size bugün nasıl bulduğumu söyleyeyim. Adam beni diyor ki Kıbrıs'a ilk çıkan benim diyor. Hayır, geçtim onu. Bugün nasıl buluyorsunuz? Yani bugün gazetelere, televizyonlara baktığınızda nereye gidiyor Türk medyası? Vallahi kapalı kutuya gidiyor herhalde. Pek iyi gitmiyor yani. Türk medyası iyi gitmiyor. Ne sağdan ne soldan, ikisinden de iyi gitmiyor. Ama bunu kabul etmek lazım. Gitmiyor. Sebebi ne? Vallahi bilmiyorum işte. Ben de bilmiyorum sebebini. Ben artık o düz duvara tırmandığım günler geçti benim yani. Yaşlandım. Hı hı. Böyle mitik bedenlerinde falan koşamıyorum. Anladım ama şey siz şu anda uzaktan bakabilecek durumda. Bakıyorum, uzaktan bakıyorum. Uzaktan zaten baktığınızda ne? Mesela gazete alıyor musunuz evinize? Alıyorum bazen. Bazen. Siz almazsanız kim alacak burada? Ne bileyim kardeşim, öyle paçavra gazeteler var ki yani. Hı. Değmez almaya, okumaya. Hem sağdan hem soldan. Yani söylüyorum yani fikrimi. Hı hı. Yani. Peki hiç size gel birlikte çalışalım diyen istihbarat örgütleri olmadı mı? Yok, olmadı. Hiç? Hiç olmadı valla. İstemezler benim gibi adamı, ne yapacaklar? Niye? Az konuşuyorsunuz yani aslında. Olmaz, istemezler. Bizim gibi adamı istemezler. Ben bilirim yani. Bugüne kadar da hiç olmadı yani.
birkaç kere çevrede var. Birkaç kere şey olmuştur. Bakın mesela ben size anlatayım. Hı hı. Bu öğrenci olayları var. Hı hı. İstanbul Üniversitesi'nin kapısındayım. Hı hı. İşte öğrenci öldürülmüş. 68-69'da. Yıllarında. 68 yıllarda. Beyazıt Camii'nden çıkan bir grup üniversiteyi basmaya geliyor. Hı-hı. Devrimci grup kapıda bekliyor. Hı-hı. O sırada içeride çıkan devrimci gruptan bir çocuk tabancasıyla çıktı. Hı-hı. Ateş etti. Hı-hı. Havaya. Hı-hı. O grup dağıldı o zaman gelenler. Hı-hı. Ben de bunu fotoğraf... O camiden gelenler İslamcı mıydı? Evet, İslamcıydı. He? Ben... Yani İslamcı hareket var o yıllar. Var, var tabii, var canım. Hı-hı. O yıllardan öncesinden var. Hı-hı. Ben o fotoğrafı çeken tek gazeteciyim. Elinde tabancayla, 14'lüyle kapı ağzında iki kişi. Hı-hı. Geldim, gazeteye geldim. Şimdi düşünmeye başladım. Ben bu fotoğrafı vereyim mi, vermeyeyim mi? Verirsem... Tabancalı çocuğu o zaman Faik Türün, sıkı yönetim komutanı. Hedef haline gelecek. Hedef haline gelecek, bu çocuğu içeri alacaklar. Hı hı. Hem şeyle yazı işleri müdürlüğü hem bir bana şiflik yapar. Bakın dedim arkadaşlar, bende böyle bir fotoğraf var. Hı hı. İşte, bu değil arkadaşlar. Hı hı. Böyle dedim, bu hı hı. Şey, böyle bir fotoğraf var ama ben bu fotoğrafı gözü açık vermem dedim. Gözlerine dedim bant yapacağım. Hı hı. Fotoğrafını kendim basacağım. Bir kağıt keseceğim. Gözlerinin üstüne, yüzünün üstüne bir kağıt koyacağım. Ve bu resmi, fotoğrafı öyle basacağım, vereceğim isterseniz. Hı hı. Üniversite böyle bir olaylar oldu. Bu resim de bize, bu fotoğraf da bize böyle geldi. Derseniz dedim, bunu ben size veririm. Yoksa vermem. Hı hı. Peki dediler, nasıl istiyorsan öyle yap. Ama fotoğrafı ver mutlaka. Fotoğrafı basalım da, fotoğraf güzel fotoğraf. Hı hı. İndim fotoğrafhaneye, bir şerit beyaz kağıttan kestim. Basacağım kağıttaki çocuğun göz üstüne. Koydum onu ve bastım o fotoğrafı. Ve öyle çıktı. İyi ki de öyle yapmışım. Bakın ertesi gün Faik Türün, bu resmin aslını bana getireceksiniz diye gazeteye telefon etti. Dediler ki bu resim böyle. Kim çekti? Ergin Konuk. O Ergin Konuk söyler, bana getirin dedi. Hı hı. Gittim sıkı yönetim komutanı. Tabii sıkı yönetim komutanı. Hı hı. Bu dedi, ne biçim resim dedi. Efendim dedim, bu resim değil, bize bana böyle geldi dedim gazeteye. Gazeteye böyle atmışlar resmi, böyle vermişler dedim. Öyle verme valla, böyle verdiler. Ben dedi resmin aslını istiyorum o zaman. Olur dedim. Resmin aslını zaten bantlı gözü. Bir tane daha bastım. Hı hı. Bir tane götürdüm. Baktı bir şey diyemiyor. Konuk sever ya dedi. Bizim misafirhanelerimiz de geniştir ha, bilesin dedi bana. Ben dedim ki paşam dedim, Florence Nightingale'in odasında yatabilir miyim dedim. Orada Selimiye kuşasında var ya Florence Nightingale. Ben dedim o odada kalırım dedim. Başımdan git ama dedi, bir daha dedi böyle işler de yapma bana dedi. Peki Ertuğrul Kürkçü nasıl sağ kurtuldu? Vallahi bu bir... Hadi bunda bir manşet verin. Veriyorum. Bu bir tesadüftür. Bu bir tesadüftür. Benim Kıbrıs Harbi'nden tesadüfen kurtulmam için, size onu da anlatayım da. Hı-hı. Bakın. O buraya havan mermisi atıyorlar, bilmem ne atıyorlar Kızıldere'de. O çocuk arkaya saklanmış bir yere. Samanların arasına, oraya gelmiyor ve ölmüyor. Bu bir tesadüf. Mermi 15 kişinin ortasında. Benim... Yani mermiyi atanlarla bir ilişkisi tabii, yok. Yok, hiçbir yok. Ordu atıyor. Ordu atıyor. Benim şeyde Cengiz Kapkın'la ikimizin ortasına havan mermisi düştü Kıbrıs Harbi'nde. İkimiz de böyle uçtuk. İkimiz de bir şey olmadı. Bir tesadüftür bu. Kıbrıs Harbi'nde ben yaralan... Deniz Gezmiş'in peki darbecilerle ilişkisi var mıydı? Askeri mi? Hı. Sanmıyorum. Hiçbirini. Sanmıyorum. Yani bir mekanizma onları yönlendirmiyor. Nasıl ODTÜ'de o yıllarda saklanıyor, her yerde saklanıyor? O darbeciler değil ki, o üniversitenin içindekiler saklıyor. Arkadaşları saklıyor. Üniversitenin içindeki adamlar saklıyor. Peki nasıl oluyor da 12 Mart'tan 4 gün sonra yakalanabiliyorlar mesela? Evet ama çok sıkı, etraflarındaki çember çok daralmıştı. Adım adım takip ediliyordu yani. Hı hı. Adım takip ediliyorlardı. Çok daralmıştı. Bugün Deniz Gezmiş yaşıyor olsaydı kimle birlikte hareket ediyordu siyasi olarak? Siyasi olarak mı? Vallahi hiç bilmem kimle hareket edilirdi.
Şimdi sol öğrencilerin lideri falan kimdir bilmiyorum. Hayır, siyasi olarak artık herhalde yaşı 70'lere gelmiş olacaktı şu anda. Eğer Bülent Ecevit sağ olsaydı belki Bülent Ecevit'ten hareket ederdi. Türk soluyla hareket edebilirdi. Öyle tahmin ediyorum. Şeyde bakın, Kıbrıs Harbi'nde işte yaralıydım. Bir Rum askeri geldi. Elinde otomatik tüfekle. Son birkaç dakikamız bu arada. Benim karnıma dayadı. Sonra o sırada doktor geldi. Ben dedi Hipokrat yemini etmiş bir adamım dedi, bırakın dedi falan. Beni aldı ameliyathaneye götürdü. Beni götürdükleri sırada o tüfekle gelen, otomatik tüfekle gelen asker Adem Yavuz'u karnından vuruyor orada. Tak diye vuruyor ve bağırsakları peritonit oldu, öldü gitti. Beni vurabilirdi. İşte bu bir tesadüf. Diyorsunuz. Tabii. Şimdi bugün tabii elimde gazeteler var. Şimdi gazetelerin ilavelerinden bir tanesi şu. Sabah gazetesinin ilavesi ve Mehmet Barlas'ın hayatı kitap olmuş. Ha, olabilir. Şimdi diyor Mehmet ki, Barlas'ın da hangi partiden olduğunu siz anlıyor musunuz? Ben hiç anlayamadım. Babadan Halk Partili sözüm ona. Bir ara Ecevit'in yanında solcuyum falan diyordu. Sonra sağcı oldu, Demirel'in yanına geldi. Oradan çıktı, Turgut Özalcı oldu. Şimdi de Tayyipçi zannediyorum. Bak şimdi çok güzel söylediniz. Bununla şimdi, bence bitirelim yani. Tayyipçi. Niye? Bak şimdi. Bakın birinci sayfası böyle verin haberi. Şimdi okuyabiliyor musunuz? Okuyorum. Her ne devrin diyor? Darbe yiyen adamı oldum. Ne, siz okuyun istediniz. Evet, her devrin adamı değil, her devrin darbe yiyen adamı oldum. Şimdi nereye koyacağız? Şimdi sizin söylediğiniz cümlelerle bu cümle üst üste gelmedi. Vallahi bu bence her devrin adamı oldum diye kısaca koysanız daha güzel. Hiç böyle lafı uzatmaya lüzum yok. Evet. Peki siz her devrin adamı mı oldunuz? Hayır. Ben Süleyman Demirel'in hayatını yazdım. Bir gün kapısına gitmedim. Kimse söyleyemez. Sen geldin de Süleyman Demirel'den biliyorum. Ama benim yazdığım kitaptan birçok adamlar kitap yazdı ve Süleyman Demirel'in kemik yalayıcısı oldu orada. Bir sürü adam kitap yazdı. Ama ben gitmedim. Bir kere gitmedim kapısına. Hiç kimsenin de gitmedim. Bülent Ecevit'in de gitmemişimdir. Kimse söyleyemez. Ama şunu bugün anladık öyle herhalde. Yani hem bir gazeteci hem bir darbeci olunabiliyor. Olunabilir ama memleketinizi seviyorsanız, yani darbe benim aklıma yatan devrimci bir darbe olduğu zaman olmasa ben ne yapayım o devrimi? Evet. O yüzden de 15 Temmuz'u destekleyen gazeteciler de değilim. Hayır, siz değilsiniz de vardır ama. Vardır. Vardır. Ergen Bey, çok teşekkür ederim. Yani oldu, ben de teşekkür ederim. Yaş sormayı unuttum bu arada. 80. 80. 80'e geldim. 80 yaşındasınız. Artık o düz duvara tırmandığım günleri yitirdiğim için artık sadece seyrediyorum. Eski arkadaşlarımla, silah arkadaşlarımla beraber olduğum zaman da mutlu oluyorum. Mesela Muzaffer Güney var. Şeyde idamdan düştü. Yani 21 Mayıs'ta ama onunla her zaman mutlu olmaktan. Önemli tabii. 80 yaşında olup bir pazar günü buraya tabii kadar gelip tecrübelerinizi anlatmanız. Size de bir şey tavsiye ediyorum. Yapı Kredi Bankası'nda yayınlanan bir Devrimci Subay'ın Anaları diye bir kitap var. Devrimci Subay'ın Anaları. Bu Devrimci Subay Ethem Menderes'in emir subaylığını yapan Adnan Çelikoğlu'nun Anaları kitabıdır. O kitabı ben yaptım. Biliyorum. Orada benim darbeci arkadaşlarla beraber çekilmiş fotoğraflarım da var. Ben koydum. İnkar etmiyorum ki. Evet, o güzel. Yani şunu ben zaten anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de birazcık bu yayını yapmak gerekiyor. Bir Sabri Sarıyer var, yüzbaşım. Yani, canım feda oruna. Yani her gördüğünüz gazeteci değildir. Değildir tabii. Değildir. Değildir dedi zaten. Her gördüğünüz gazeteci değildir. Her gazeteci olarak görmediğinizde gazeteci olamaz. Olamaz zaten. Günay Hanım seyrediyor mu şu anda? Herhalde seyrediyordur. Seyrediyor. Evet. Ona da bir selam söyleyin. Sağ olun. Zaman. Beklerim çok her zaman. Sizi gönderdiği için teşekkür ederim. Sağ olun. O eşinin bilir fikrinin ne olduğunu, nasıl bir devrimci, nasıl bir Atatürkçü olduğunu. Çocuklarım da bilir, torunlarım da bilir. Evet. Herkes bilir. Bu uğurda canımı vermeye de hazır olduğumu hala bilirler. Evet. Şey aslında denir, siyasetçinin eşi olmak kolay değil denir ama gazetecinin eşi olmak
almak zordur. Daha da zor. Benim en iyi arkadaşlarımdan, en sevdiğim, kardeşim gibi sevdiğim adamın bir tanesi Talat Aydemir'in oğlu Metin Aydemir'dir. Evet, bir ara belki de bir arada Metin Aydemir'le de program yaparız. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Ergin konukseverle bugün birlikte olduk ama yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde biliyorum kaçırmıyorsunuz o yayını. Manşetlerin dilinde gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hafta içi her gün biliyorsunuz saatler 10.30'dan 12'ye kadar ve yarın o yayında görüşmek üzere diyor ve o yayının biliyorsunuz tekrarı var ama rakibi olmayacak.